Bu videomda otomatik doldurma özelliğini anlatacağım. Sayfa 1'i açıyorum. Sayfa 1'deki verilerin aynısını sayfa 2'ye yazdıracağım. Ama burada tek tek yazmayacağız. Excel'de pratik bir yöntem kullanacağız. Şimdi sıra o kısmına geldim. 1'den 20'ye kadar sayılar yazdırmam gerekiyor. 1'i yazdım. 1'i yazdığım hücrenin üzerine tıkladığımız zaman sağ tarafta köşede bir nokta var. Üzerine geldiğim zaman imleç değişiyor. İmleç değiştiği zaman buradan tutup aşağıya çekersek gördüğünüz gibi biri kopyaladı. Ee, bunu yaptıktan sonra şuradaki butona tıklıyorum. Doldurma serisine tıklarsak sayıları ardışık olarak sıraladı. 1, 2, 3 şeklinde sıraladı. Şimdi ctrl -Z yapıyorum. Aynı işlemi şuraya noktan üzerine çift tıklayarak da yapabiliriz. Bakın çift tıkladım. Yine birileri sıraladı. Şuradan doldurma serisi dedim. 1'den 20'ye kadar sayılarımızı yazdırdık. Günlere geldim. Pazartesi yazdım. Ee, burada yine tutup çekersek arkadaşlar şu şekilde günleri Pazartesi Salı Çarşamba şeklinde sıralayacak. Şuradan hücreleri kopyala dersek sadece Pazartesi yazdırırız. Ama biz doldurma serisini seçiyoruz. Bu şekilde günleri de otomatik yazdırabiliriz. Ctrl Z dedim yine buraya çift tıklayarak da şuradaki Yazdığımız veri uzunluğunca mesela burada 30'a kadar sayıları yazdırmış olsaydık burada da 30'a kadar günleri sıralayacaktı. Sol tarafa yazdırdığımız veri uzunluğu kadar buraya da günleri yazdırabiliyoruz. Aylara geldim. Ocak yazdım. İlk veriyi yazıyorum. Çift tıkladım. Diğer aylarımızda yazdırdık. Çift sayılara geldiğimiz zaman şimdi 2'yi yazdım. Şuraya çift tıkladım. Gördüğünüz gibi 2'yi kopyaladı. Eğer buradan doldurma serisini seçersek 2'den sonra 3, 4, 5 şeklinde ardışık sayıları yazdıracak. CTRL Z yapıyorum. Burada yapmamız gereken 2 ve 4'ü yazıyoruz. Biz burada Excel'e sayılarımızı ikişer ikişer artırmasını söylemiş oluyoruz aslında. 2 ile 4'ü yazdıktan sonra şu iki hücreyi seçtim. Yine buraya çift tıkladım. Gördüğünüz gibi ardışık Pardon, çift sayıları sıralamış olduk. Tek sayılar için 1 yazıyorum, 3 yazıyorum. 1 ile 3'ün olduğu hücreyi seçtim. Buraya çift tıkladım. Gördüğünüz gibi 39'a kadar tek sayıları sıraladı. Son sütunumuzda da şöyle bir örneğimiz var. İsim 1 2 3 şeklinde gidiyor. Burada biz isim 1 diye yazarsak ve şuraya çift tıklarsak Gördüğünüz gibi Excel bunu isim 2 isim kısmını, metin kısmını sabit olacak şekilde sayıları birer artırarak sıralıyor. Bunu yine şuradan hücreleri kopyala diyerek de aynı isimde istiyorsak hücreleri kopla, kopyala diyebiliriz. Evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.